Değerli izleyiciler, özel bir yayınla karşınızdayız. Cumhuriyetimizin 100. yılı yurt içinde olduğu gibi yurt dışında da değişik etkinliklerle kutlandı. Kanada'da Türk toplumu doğudan batıya bir araya gelerek bu coşkulu kutlamaları birlikte yaşadılar. Bu akşam Montreal'deyiz ve Montreal'deki etkinlikten size değişik anlar paylaşacağız. Değerli sanatçı Çiğdem Gürdal'ın 100. yıl marşıyla başlamış olduğu geceden işte değişik görüntüler. Değerli izleyiciler, bugün 28 Ekim 2023 Montreal'de Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. Çeşitli konuklarımız olacak, sanatçılarımız olacak. Hep birlikte coşkuyla 100. yılımızı kutlayacağız bu akşam. Havasına, suyuna, taşına, toprağına, bir can feda bir tek dostuma, her köşesi cennetin, ezilir anar için bir başkadır. Çok yeni göreve başladınız. Bildiğiniz gibi bu yıl Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. Montreal'deyiz. Evet. Bu konuda neler söylemek istersiniz? Öncelikle teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğiniz için. Kanada'ya, Montreal'e geleli ve bu göreve başlayalı bir ay oldu. Bugün Cumhuriyetimizin kuruluşunun 100. yıl dönümünü Montreal'de buradaki vatandaşlarımızla, onların birlikteliğiyle gururla kutlamanın sevincini yaşıyoruz. Cumhuriyetimiz geçen asırda büyük atılımlarla Yüce Atatürk'ün çizdiği, gösterdiği doğrultuda, ilkeleri doğrultusunda ilerledi. Yeni yüzyılına da daha güçlü bir şekilde girecek. Yurdumuzdan binlerce kilometre uzakta buradaki yurttaşlarımızla ve Kanadalı dostlarımızla Cumhuriyetimizin birinci asrını tamamlamasının sevincini birlikte kutlamak bizleri gururlandırıyor. Çok teşekkürler. Çok kısa olarak topluma bir mesajınız, bir iletiniz olabilir mi? Buradaki kıymetli vatandaşlarımıza, Türk-Kanada toplumuna söyleyebileceğim şey, Türkiye Cumhuriyeti'nin Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı nezdindeki daimi temsilcisi, büyükelçi olarak birlik, beraberlik içerisinde değerlerimizi hem kendi aralarında yaşatmaları, dayanışmalarını artırmalarını, kültürümüzün zenginliğini, güzelliğini Kanadalı dostlarımızla paylaşmaları ve bu Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümü gibi anlamlı etkinliklerde bir araya gelerek bu gururu ve sevinci birlikte yaşarken aynı zamanda geleceğimizin teminatı olan gençlerimizi, çocuklarımızı, genç nesillerimize de bu kıymetleri, bu değerleri aşılamalarını tavsiye ediyorum. Sence iyi akşamlar, hoş geldiniz. İyi akşamlar Ömer Bey. Bu yıl Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. Ne söylemek istersiniz bu konuyla ilgili? Ömer Bey, tabii öncelikle çok mutluyuz ve gururluyuz. Tüm Türkiye'de olduğu gibi yurt dışındaki temsilciliklerimizde ve vatandaşlarımızın kendi inisiyatifleriyle düzenledikleri balolarla, etkinliklerle Cumhuriyetimizin 100. yılını iftiharla kutluyoruz.
topluma söylemek istediğiniz bir şey olabilir mi? Evet, topluma açıkçası tabii ki her zaman bir mesajlar verme gibi bir sorumluluğumuz var. Öncelikle Cumhuriyet'in kurulduğu ilk yıllardaki gibi Cumhuriyet'e sahip çıkılmasının önemine ben değinmek istiyorum. Bölgemizde yaşadığımız olaylar, gelişmeler, bir yanda kuzeyimizdeki Ukrayna-Rusya savaşı, şimdi maalesef çok üzüldüğümüz Gazze'deki durum, bize Cumhuriyet'imizin ne kadar önemli olduğu ve kuvvetli olması gerektiğini bir kez daha gösteriyor. Dolayısıyla benim hani bugünle de alakalı olarak, günümüz güncel yaşanan olaylarla da alakalı olarak bugüne özel vermek istediğim belki mesaj bu olur. Cumhuriyetimize sahip çıkalım. Açılış konuşmasını yapmak üzere Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı Türkiye Cumhuriyeti Daimi Temsilcisi Sayın Büyükelçi Nevzat Uyanık Beyefendi'yi sahneye davet ediyorum. Kıymetli dostlar, herkese merhaba. İyi akşamlar. Öncelikle bu güzel etkinliği, Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü kutlama etkinliğini bu güzel mekanda organize ettikleri için ve bizleri de davet ederek şereflendirdikleri için Kanadalı Türkler Dayanışma ve Destek Platformu, Montreal Türk Kadınları Derneği ve Montreal Türk İş Kadınları Derneği yöneticilerine içten teşekkürlerimi ben ve işim adına ifade etmek isterim. Değerli dostlarımız, kıymetli vatandaşlarım, değerli Kanadalı dostlarımız. Bugün çok anlamlı bir vesileyle tekrar bir araya gelmiş bulunuyoruz. 100 yıl önce büyük güçlükler altında uzun bir savaşı müteakip Cumhuriyetimiz İstiklal Savaşımızın ardından, zaferle sonuçlanmasının ardından Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının öncülüğünde ilan edildi. 100 yıldır Cumhuriyetimizin kat ettiği mesafe, bundan sonraki nice yüzyıllar için alacağı mesafeler, başarılar için de en büyük teminatı oluşturmakta. Yurdumuzdan binlerce kilometre uzakta, siz kıymetli vatandaşlarımızın ve Kanadalı dostlarımızın, Cumhuriyetimizin 100. yıl dönümünü bu anlamlı etkinlikte kutluyor olmanız, bizlere sevinç, bu sevinci paylaşıyor olmanız bizleri gururlandırdı, onurlandırdı. Bu vesileyle hepinize ben içten teşekkürlerimi sunmak, arz etmek istiyorum. Yaşasın Cumhuriyetimiz. Yüce Atatürk'ün buyurdukları gibi Cumhuriyetimiz siz kıymetli vatandaşlarımızın, Türk insanının dünyanın neresinde olursa olsun bu değerlere sahip çıkmasıyla, birlik ve beraberliğini sürdürmesiyle ve gelecek nesillere bunları aktarmasıyla eminim ilelebet payidar olacaktır. Buna inancım tamdır. Çok teşekkür ederim. Burada çoğunluk vatandaşlarımız olduğu için Türkçe konuştum. Birkaç kelimeyle de müsaade ederseniz Kanadalı dostlarımıza ifade etmek isterim. As ambassador and permanent representative to International Civil Aviation Organization,
I would like to express my thankfulness on behalf of me and on behalf of my wife, dear wife Necla, for this beautiful event, which is organized by prominent Turkish organizations here to celebrate the centennial anniversary of our republic, which was established under immense hardships and difficulties following the First World War and Turkish War of Independence, led by Gazi Mustafa Kemal Atatürk and his comrades. We are proud to celebrate this centennial anniversary. The past achievements so far of our republic give testimony to our future achievements further in the service of our nation and in the service of our humanity. Thank you all for being with us tonight. Sayın Sencer Yöntem'i davet ediyorum. Sayın Sencer Yöntem de bu güzel günde bizimle güzel duygular paylaşacaktır. Evet, öncelikle iyi akşamlar diliyorum. Sayın Büyükelçim, Türk-Kanada Dayanışma ve Destek Platformu değerli yöneticileri ve ona destek veren diğer derneklerimizin idarecileri, üyeleri, hepiniz bu gecemize hoş geldiniz. Bu gecemiz diyorum çünkü bu işleri halletmek biliyorsunuz çok kolay olmuyor. El birliğiyle hem sivil toplum kuruluşlarımızın desteğiyle hem iş adamlarımızın desteğiyle bu arada bu güzel oteli, bu salonu bize kullanmayı vaat eden ve daha sonra vaadini de gerçekleştiren iki kuzene de çok teşekkür ediyorum, Anıl ve İlale Beylere. Onların desteği olmadan bu salonu ayarlamamız gerçekten çok güç olurdu. Tabii çok önemli bir vesileyle bir araya geliyoruz. Gönül ister ki birçok diğer vesilelerle de bu kalabalığı bir arada da tutabilelim. Derneklerimizin yoğun çabaları var. Ben tabii Cumhuriyet konuşmasına geçmeden önce kendi görev alanımın sorumluluğunu bilerek hemen bir hatırlatma da yapmak istiyorum. Çok uzaklarda yaşıyoruz. Memleketimizden 8-9 bin kilometre uzaktayız. Ancak bizleri ilgilendiren birçok konu var. Kanada'da tıpkı diğer ülkelerdeki gibi birlikte olabilmek çok önemli. Sesimizi duyurabilmek için bu birlikteliği yaşatmak çok önemli ve derneklere destek olmanız hakikaten burada birçok insanın çocuğu malum okullarda okuyor, eğitim görüyor, iş arama gayesi içerisindeler. Sesimizi daha fazla duyurmamız gerekiyor. Bunu da ya siyasette yapacağız ya derneklerimizi siyasetçilerle buluşturabilmek ya da derneklerimizi kuvvetli kılabilmek suretiyle gerçekleştireceğiz. Bu da bir cumhuriyetin, tabii cumhuriyet ilkelerinin gereğidir diye düşünüyorum. Şimdilik burada noktalayayım. Ben cumhuriyetle ilgili bazı hepimizin bildiği tespitleri huzurunuzda yapmak isterim. Hem kendi çalışmalarımdan hem de kamuya açık bilgilerden derlediğim bilgiler var. Bir de tabii öğrencilikten kalan, hala amatör öğrenciliğiyle devam ettirme çabası içerisindeyim. Okuyoruz, ediyoruz. Mesela çok kimsenin bilmediği bir bilgi vardır. Aslında Cumhuriyet, evet 29 Ekim 1923'te ilan edildi. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşları bir gün evvel yarın Cumhuriyet'i ilan ediyoruz diye bu müjdeli haberi verdiler çevresine. Ancak tabii 1923 Kurtuluş Savaşı'nın bittiği yıllar, 1924'te Lozan Barış Anlaşması'na, konferansına hazırlanıyoruz. Artık tabii saltanat da kalkmış, gururla bir devleti ayağa kaldırmış bir ekip. Ancak şunu söylemek istiyorum, esas itibariyle Cumhuriyet fikri daha önceye dayanıyor. Bizim Kurtuluş Savaşı içerisindeki günlerde dahi Büyük Önder'in zihninde Cumhuriyet ilkesi hep var. Bunun da ilk kanuni göstergesi, öyle diyelim. Çünkü yazılı elimizde bir belge var. O da bizim ilk teşkilat-ı esasiye dediğimiz ilk anayasamız, 1921 tarihli. Onun birinci maddesi şöyle der.
egemenlik kayıtsız şartsız milletindir. Ve hata da yapmamak için diğer cümlelerini de hemen sizlerle paylaşmak istiyorum. Çünkü aramızda gençler de var. Yönetim şekli halkın mukadderatını bizzat ve fiili olarak yönetmesi ilkesine dayanır. İlginç, orada cumhuriyet denmemiş ama cumhuriyetin tanımı yapılmış. Yıl 1921 Ocak ve bu cumhuriyet fikrine dayanan idare Büyük Millet Meclisi Kurtuluş Savaşı'nı kazanmış. Dolayısıyla cumhuriyetin belki birinci mucizesi Kurtuluş Savaşı'nı kazanıp Türkiye Cumhuriyeti'ni, Türkiye Devleti'ni ve daha sonra ismini Cumhuriyet olarak adlandıracağımız devleti kurabilmiş olmak ve zaferi kazanmak. Şimdi çok uzatıyorum, kusura bakmayın ama 100 yılda bir oluyor. Ben de bu fırsatı istedim. Biraz önce değindiğim üzere Cumhuriyet konusunda hepimizin aklında birçok veciz cümleler var. Sabaha kadar konuşuruz. Günler boyunca konuşuruz. Ama bugün zamanımız tabii kısıtlı ve çok değerli konuklarımız da var. Onlar da düşüncelerini paylaşacaklar. Ancak Cumhuriyet'in ilan edildiği gün nasıldık? Birçoğumuz biliyor. Ama gençlerimiz pek farkında olmayabilirler. Bir kısmı burada doğdu. Bir kısmı çok küçük yaşlarda Kanada'ya geldiler. Tabii onlar Kanada ile ilgilenmeliler. Yani Kanada anayasasını bizden daha iyi bilmeliler. Kanada tarihini iyi okumalılar ki gelecekleri daha parlak olsun. Ama şöyle söyleyeyim. Cumhuriyet'in ilan edildiği gün bizim nüfusumuz 13 milyon. Almanya'nın ise 60 küsur milyon. Keza Fransa'nın da öyle. Rusya'yı hiç söylemiyorum. Bizim 13 milyonluk nüfusumuzun 11 milyonu 40 bin köyde yaşıyor. Yüzde olarak Yeşivan'ın tabii matematik arası benden iyi. Sanırım %80'den fazlamız köyde yaşıyor. Bu 40 bin köyün 35 bininde ne okul var, ne öğretmen, ne de cami var. Öğrenim çağındaki nüfus 4 milyon. Yani yaklaşık %40'ı, %35'i öğrenim çağında. Ancak sadece %4'ü okula gidiyor. Onlar da tabii büyük şehirde yaşayanlar. 1927 sayımına baktım. İlk, çünkü devletin, modern Türkiye Cumhuriyeti'nin yaptığı ilk resmi sayım. Sadece %4.7'si okur-yazar biliyor. Okur-yazar olarak tespit ediliyor. Kadınların ise %92'si hiç eğitim almamış. Traktör zaten yok, biçer döver yok. Tarımla ilgili tabii en büyük faaliyet tarım ama tamamen doğaya bağlı bir tarım. Sulama kanalı yok. Tabii Anadolu hep diyoruz, geniş stepleri olan, aslında buğday deposu diye bize hep öğretilen. Ancak o dönemlerde buğdayı bile biz dışarıdan ithal ediyoruz ekmek üretebilmek için. Geçen günlerde yine değerli bir derneğimizin Cumhuriyet etkinliğine katıldık. Tabii onlara da elimizden gelen desteği verdik. O toplantıda da, daha doğrusu o etkinlikte de ünlü şairimiz Ahmet Haşim'in Anadolu'daki durumu anlatan bir mektubunu, kısa bir kısmını paylaştım. Hakikaten işler acısı. O mektubu da internetten bulabilmeniz mümkün eğer ilginizi çekecekse. Çünkü ben sadece sizlerle paylaşılabilecek bölümünü kısaca arz edeceğim. 1919'da Manisa milletvekili Refik Şevket Bey'e gönderiyor bu mektubu. Kendi gözlemleri Niğde'de. Ki Niğde sonuç itibariyle bugün de olduğu gibi tahmin ediyorum Cumhuriyet'in ilk yıllarında da, hatta 1919 olduğu için Osmanlı'nın son döneminde de çok zor koşullar altında olmasa gerek. Şöyle diyor: sevgili Refik, sana Niğde'den yazıyorum. Almanya İmparatoru'nun Anadolu hastalıklarına tetkik etmek üzere gönderdiği bir tıp heyetiyle görüştüm. Bunlar bir seneden beri her gelen hastayı ücretsiz muayene etmek suretiyle şunu anlamışlar ki, Anadolu Türklerinin karınları kurtlarla yüklü ve kanları bu kurtların salgıladığı parazitlerle dolu. İnsanı yakın bir yok olma bile, yakın bir yok olma ile tehdit eden bu halin sebebi neymiş biliyor musun? Beslenme eksikliği.
Evet, bundan 100 yıl, bir gün önce 1 milyon insanımız fren giymiş. 2 milyon insanımız ise sıtmaymış. Yani 13 milyon insanın zaten 3 milyonu ya frengi ya sıtma. Diğer hastalıklara değinmiyorum. Çünkü adını bile bilmediğim şu anda olmayan hastalıklar var. Onların rakamları ne kadar doğru bilemediğim için hiç paylaşmayacağım. Ama rakamların doğru olduğu ve bizi dehşete düşüren mesela bebek ölümleri. Yaklaşık %40. Yani her 10 bebekten 4'ü maalesef doğum sırasında veya sonraki günlerde hayatını kaybediyor. Her 5 anneden biri doğumda hayatını kaybediyor. Ortalama ömür 45. 500 tane doktorumuz bile yok. Diş hekimi hiç yok. Fabrika sayısı bildiğiniz üzere onun altında ki bunların hemen hemen hepsi ya tekstil üretiyor ya halı üretiyor. Elektrik sadece İstanbul'da var. Zaten Anadolu'nun önemli kısmında yol yok. 1923-38 arası yıllık ortalama büyüme rakamımız ise 7.85 daimi olarak. Yani 15 yılda epey bir büyümüşüz. Bu büyüme rakamı şu anki veya yakın geçmişteki Türkiye'de hiçbir zaman kaydedilen rakam değil. Ama emin olun dünyada da böyle bir büyüme rakamı yok. Biraz araştırdım. Hani bize en yakın bir dönem Çin pazara açıldığında, kapitalist sisteme geçmeye karar verdiklerinde olmuş. Onun haricinde dünyada örneği yok. Cumhuriyet'in ilk 15 yılında son 200 yılı, Cumhuriyet'ten önceki son 200 yılda basılan kitabın %52'sinden fazlası basılmış. Rakamlar böyle. Hepimize tabii böyle biraz dehşet verici gelse de biz buradan başladık. Şu anki durumumuza geldik. Coğrafyayı biliyorsunuz bugün itibariyle neredeyse dünyanın başına gelen her şey bizim çevremizde oluyor. Bugün bile insaniyet namına çok zor günlerden geçiyoruz. Hala daha ayaktaysak ve 100 yıldır savaş görmüyorsak bunun sebebi elbette Cumhuriyet'le bağdaştırılmalıdır. Ancak umudu yitirmemek lazım. Geldiğimiz aşamada artık çok daha güçlüyüz. Geleceğe yönelik umutlarımız var. Gençlerimiz çok şükür dünyanın dört bir yanında eğitim görüyorlar. Geçen günlerde McGill Üniversitesi'nde bir panele katıldım. Yaklaşık 12 bin tane yabancı öğrenci okuyor McGill'de. Şu anda okuyan Türk öğrenci sayısı yaklaşık 200. Buna Concordia'yı ve diğerlerini de eklediğinizde sırf Quebec'te 350-400 civarında öğrencimiz okuyor. Peki dünyada ne kadarmış? Onu da araştırdım, merak ettim. Acaba hani biz neyiz? 350 neye tekabül ediyor? Yaklaşık 100 bin öğrencimiz şu anda dünyanın çeşitli üniversitelerinde eğitim görüyor. Bunlar büyük rakamlar. En nihayetinde bölgemizin içinde bulunduğu her türlü zorluğa rağmen 21. yüzyılda ülkemizi muasır medeniyetler silsilesinin üzerine çıkarmak için çalışıyoruz ve çalışacağız. Biliyoruz ki bisiklete binmek gibi durarsak düşeriz. Sözlerine son verirken Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere tüm silah ve kalem arkadaşlarını saygı ve minnetle anıyorum. Ruhları şad olsun. Cumhuriyetimizin 100. yılı kutlu olsun. Çok sağ olun. Adını sayamayacağım diğer bütün dernekler, Türkevek, Kültür Vakfı dahil. Yaptıkları çalışmaları hepimiz gözlemledik. Hepimiz bunun bir parçası olduk. Belki de Türkiye'deki arkadaşlarımıza, ailelerimize ufak bir desteğimiz oldu. Bu anlamda ben de sizlerden lütfen öncelikle burada derneklere destek vermeniz açısından bir minnet borcumuz olduğunu hatırlatmak istiyorum. Ve Sayın Şerafettin Ergin'i kürsüye davet ediyorum efendim. Tanıdığım Türkler Barışı'nı da siz tanıdığınızı açtık. Hepinize iyi akşamlar. Hepiniz hoş geldiniz.
Türkiye Cumhuriyeti Büyükelçimiz, Sivil Havacılık Daimi Temsilcisi Sayın Nevzat Uyanık Bey ve değerli eşleri, Türkiye Cumhuriyeti Montreal Başkonsolosumuz Sayın Sencer Bey ve değerli eşleri maalesef burada yok. Şimdi haberini aldık. Biraz rahatsız olduğu için tekrar çok geçmiş olsun diyorum. Ve konsoloslarımız Nuray Öztürk Hanım ve Erdal Atik Bey ve değerli eşleri, çok değerli dernek vakıf başkan ve temsilcilerimiz ve tüm katılımcılarımız, hepiniz hoş geldiniz. Şimdi bazı şeyleri söylemekte fayda var, tekrar etmekte fayda var. Özellikle yeni gelen nesilimiz bunları duymasında fayda var. Belki bazılarımız için bazı şeyler tekrar olacak ama duymakta, bunları hatırlamakta fayda var. Sence dediği gibi 100. yıl olduğu için biraz bazı şeyleri de mazur görün. Bugün tarihimizin en anlamlı ve gurur verici günlerinden birinde Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı yılını birlikte kutlamak için burada bulunuyoruz. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının liderliğinde milletimiz bütün karşı güçlere karşı verdiği bağımsızlık mücadelesini zaferle sonuçlandırarak kendi kaderini tayin etme hakkını elde etmiştir. Bugün burada bu kahramanlığı, fedakarlıkları ve kararlılığı anlamak ve Cumhuriyetimizin 100. yılını coşku ve sevinçle kutlamak üzere bir araya geldik. Egemenliğin kayıtsız şartsız millete ait olduğuna inanan Mustafa Kemal Atatürk, demokrasi prensibinin en çağdaş uygulaması olarak gördüğü Cumhuriyeti ilan ederek ülkemizin çağdaş medeniyet seviyesinin üzerine çıkarılması yönünde çok önemli bir adım atmıştır. Türkiye Cumhuriyeti'nin kuruluşundan sonra reformlarını güçlü bir kararlılık ve iradeyle hayata geçiren Atatürk, temelini Türk kahramanlığı ve yüksek Türk kültürüne dayandırdığı Cumhuriyeti en büyük eseri olarak tanımlamıştır. 100 yıl boyunca Türkiye büyük bir dönüşüm geçirerek ekonomik, kültürel, sosyal ve siyasi alanda önemli başarılar elde etmiştir. Ancak bu başarılar sadece geçmişte değil, aynı zamanda gelecekte de sürdürülebilir olmalıdır. Bizlere ve gelecek nesillere düşen en önemli görev, birlik ve beraberlik içerisinde Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bütünlüğünü savunmak, Atatürk ilke ve inkılaplarını koruyup kollamak, bütün tehditlerle karşı duyarlı olmaktır. Birlik ve beraberliğimizin ve azmin zaferi olan büyük mücadelenin bizi bugünlere getirdiğinin farkında olup, bizlere bırakılan mirası daha ileriye taşımanın gayreti içinde olalım. Biz bu birlik ve beraberliğimizi bozmadığımız ve bozmaya çalışanları da karşısında durduğumuz sürece hiçbir zaman yıkılmayacak, ilerlebet ayakta kalacağız. Cumhuriyetimizin 100. yılında hep birlikte daha güçlü, daha adil, daha demokratik bir Türkiye hedefiyle yolumuza devam ediyoruz. Gelecek nesillere daha iyi bir miras bırakmak, ülkemizi küresel alanda da daha yükseklere taşımak için el birliğiyle çalışarak Türkiye Cumhuriyeti'ni daha parlak yarınlara taşımalıyız. Bu anlamlı gecede Cumhuriyetimizin 100. yılını coşku ve sevinç içerisinde kutlarken Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının aziz hatırasına, şehitlerimize ve gazilerimize bir kez daha minnet ve şükranlarımı sunuyorum. Ruhları şad olsun. 100. yıl kutlamalarını hep birlikte yapabilmek için yürütülen çalışmalar hakkında kısaca bilgi vermek istiyorum. Geçen yıl 29 Ekim programından sonra halkımızdan çok iyi geri dönüşler oldu. 100. yıl kutlamalarını yapmamız yönünde çok istek oldu. Herkesin desteğiyle bir organizasyon yapmamızın daha uygun olacağı düşüncesiyle bütün dernek, vakıf ve Türk komiteleri ile temasa geçtik ve geçmeye çalıştık. Bazılarından hep birlikte yapmak istediklerini, bazılarından destek verebileceklerini belirten geri dönüşler oldu. Bazılarından ise maalesef geri dönüşler olmadı. Geri dönüş olmayanlardan elimizden geldiğince mesaj yazarak, takip ederek, bizzat bazı konuları da kendim devralarak yapmaya çalıştık. Fakat yine de bazılarından geri dönüş olmadı.
Biz de yolumuza birlikte devam etmek isteyenlerle bu işi sırtladık ve bu 29 Ekim çalışma grubunu kurup çalışmalarımıza başladık. Bugün burada bu çalışma grubunun başarılı gayretlerinin ve emeklerinin sonucunu görmekte olduğumuzu belirtmek istiyorum. Kanadalı Türkler Dayanışma ve Destek Platformu'nun Montreal Türk Kadınlar Derneği'nin Türk İş Kadınları Derneği'nin katkılarıyla büyük emek ve özveriyle sizler için hazırladığı bu güzel ve dolu dolu geçecek olan Cumhuriyet Olosluğu'na katılımımızdan dolayı çok teşekkür ediyor. Tekrar hoş geldiniz diyor. Unutamayacağınız güzel bir akşam geçirmenizi cani gönülden diliyorum. Bu vesileyle destek ve yardımlarını esirgemeyen Sayın Başkonsolosumuza, Dışişleri ve Kültür Bakanlığı'na, bütün sponsorlarımıza, TCSSF kurucu üyelerine, yönetim kuruluna, 29 Ekim çalışma grubuna, Montreal Türk Kadınlar Derneği'ne, Türk İş Kadınlar Derneği'ne, gönüllü çalışanlarımıza, Türkiye'den ve buradan programımıza katılan değerli sanatçılarımıza ve bütün misafirlerimize hepinize çok teşekkür ediyorum. Ve özellikle de eşime çok teşekkür ediyorum. Çünkü sürekli toplantıdaydım. Bazı şeyleri takip edemedim. Ama o çok şey yaptı. Üstlerimi ödedim. Hep birlikte nice yıllara diyorum. Türkiye Cumhuriyeti'nin 100. yılı kutlu olsun. Şerafettin Engin Bey'e çok teşekkür ederiz. Şimdi konuşmalarını yapmak üzere Montreal Türk Kadınlar Derneği Başkanı Sayın Rabia Sahi Şeşen'i davet ediyorum. President of the Montreal Turkish Women's Association, Mrs. Rabia Sahi Şeşen. Sayın Büyükelçimiz Nevzat Uyanık'ta ve değerli eşleri, Montreal Başkonsolosumuz Sencer Yenten, konsoloslarımız Erdal Atik ve Nuray Öztürk ve değerli dernek başkanları ve siz değerli misafirlerimiz. Böylesine anlamlı, değerli bir gecede bizleri yalnız bırakmadınız. Hepinize canı gönülden teşekkürlerimi sunuyorum. Hoş geldiniz diyorum. Öncelikle bu güzel otelin kapılarını bize açan bu otelin güzel insanlarına çok teşekkür ediyoruz. Sponsorlarımıza canı gönülden teşekkür ediyoruz. Bizleri yalnız bırakmadılar. Her zaman olduğu gibi. Her şey gönlünüzce olsun. Her geçen gün daha çok özlediğimiz, her geçen gün daha çok anladığımız, tekrar tekrar zekasına, o ileri görüşlülüğüne hayran olduğumuz büyük atamız. O kadar özledik ki. Hem atamıza, değerli silah arkadaşlarına, o yolda canlarını kaybetmiş kadın ve erkek, yaşlı, genç, bütün insanlara saygılarımı sunuyorum. Bir Cumhuriyet kadını olarak 100. yıla şahit oldum. Ne mutlu bana. Cumhuriyeti kazandırdığı özgürlüklerle, adaletle, demokrasiyle dolu, daha nice 100. yıllar nasip olur inşallah. Daha umut dolu, aydınlık dolu yarınlar diliyorum. Tekrar hoş geldiniz. Mrs. Fashion Şengülay. Ama kısa konuşacağımı vaat edemiyorum. Değerli Sivil Havacılık Büyükelçim Nevzat Uyanık ve değerli eşi Başkonsolosumuz Sencer Bey ve ikinci konsolosumuz Nuray Öztürk, konsolos yardımcımız Erdal Atik. Başta bu güzel mekanda bize hazırlayan Anıl Başeymez ve Bilada Başeymez olmak üzere gururumuz Etiya, Türk Hava Yolları, sevgili sponsorlarımız, sevgili TCSF Derneği Başkanı Şerafettin Engin ve ekibi, Montreal Kadınlar Derneği, Rabia Sağ ve ekibi, benim Türk İş Kadınları ekibim,
Sevgili Türk Kebek Derneği kurucularından ve uzun yıllar başkanlığını başarıyla yapmış Oryal Tanır ve İlgin Şartekin ve siz değerli kıymetli misafirlerimiz. İyi ki buradasınız, iyi ki birlikteyiz. Bu anlamlı geceyi hep beraber kutlamanın keyfini yaşıyorum ben. Cumhuriyetimizin 100. yılı ile ilgili çok güzel sözler söylendi. Ben bir şeyler yazmıştım, onu durduruyorum. Hiç söylemiyorum hiçbir şey. Buraya geçiyorum. Ama bundan 100 yıl önce, tam da bu gece Cumhuriyet'in kuruluşu söz konusu olmuştu. Ve Cumhuriyet'in kuruluşundan itibaren nice yenilikler getirildi. Sencer Bey çok güzel söz etti onlardan. Atatürk köylü milletin efendisidir dedi. Ey kahraman Türk kadını, sen yerlerde sürünmeye değil, omuzlarda göklere yükselmeye layıksın dedi. Ama en çok da çocukları sevdi. En çok da onların eğitimini önemsedi. Geleceğin gençlerin eğitiminde olduğunu hep bilincindeydi. Ve sınıfta Cumhurbaşkanı bile öğretmenden sonra gelir sözünü hepimiz biliriz. Bu akşam tam da çocuklarımızın ve eğitimle ilgili onurla paylaşmak istediğim bir haber var. Rotary International bana geçtiğimiz günlerde bir ödül verdi. Türkiye'mizde depremde hasar gören Adıyaman'da 100. yıl dersliklerine katkımız için. Bildiğiniz gibi Mart ayında bir depremzede için etkinliğimiz olmuştu. Birçoğunuz hep oradaydınız. Hepinizin yardımları oldu. Herkesin çorbada bir tuzu vardı. Dolayısıyla o yüzden ben sizlerin adına aldım o ödülü ve sizlerle paylaşmak istiyorum ödülü. Burada ödülümüz. Hep beraber. O yüzden sizlerin adına bu ödülü alırken hepimiz adına gurur duydum. Birlikte başardık bunu. Emeği geçen, destek olan herkese gerçekten minnettarım. Montreal Rotary Kulüp ve İzmir Rotary Kulüp birleştik ve biz aramızda toplam 60 bin dolara yakın bir para toplamıştık. Rotary Afet Fonu da üstüne 174 bin dolar koydu ve 234 bin dolarlık bir projeye imzamızı attı. Adıyaman'da 13 tane derslik klimalı, içinde bağımsız tuvalet ünitesi olan, sınıf teşrifatı, bilgisayarları, yazıcıları, her şey olan 300'e yakın öğrenciye, öğrencinin okuyabileceği bir 13 tane derslik oldu. Öğretmenler mutlu, aileler mutlu, çocuklar sevindi. Yaşanan onca acının arasında bizim yardımımız bir kum tanesi. Ama yine de hiç tanımadığımız, yüzlerini görmediğimiz insanları gülümsetebildik. Ve küçücük yüreklere dokunabildik. Emeği geçen herkese, destek veren herkese gerçekten çok teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız diyorum. Çok konuştum biliyorum. Ama böyle güzel kalabalığı görünce insan durmuyor. İyi eğlenceler diliyorum herkese. And for our non-Turkish friends, I'm not going to bore you with but Turkish dinners 101. Please eat and come here because speeches are long. So I'm just saying we are so grateful that you guys are here. We are so pleased to see you guys enjoying like us. So welcome and enjoy. Konuşmayacağız, yemeğe geçeceğiz dediler ama zannedersem benim elimdeki kağıtları görmedi arkadaşlar. Canınızı sıkmayacağım. Sadece söylemek istediğim birkaç şey var. Ben gerçekten de doğduğum günden şimdiye kadar Atatürk aşığı olan bir Cumhuriyet kadınıyım. 100 yaşında bugün Cumhuriyet ve aramızda Cumhuriyet'in dışında bir yönetim biçimi tanıyan insan yok. Hepimiz Cumhuriyet çocuğuyuz. Peki Cumhuriyet'in anlamı nedir arkadaşlar? Hiç sözlüğe baktınız mı bilmiyorum. Az önce başkonsolosumuz Sayın Sencer Yönden bize Cumhuriyet'in tanımını yaptı. Rabia Sağ Hanım, Semih Hanım Cumhuriyet'ten bahsettiler. Sözlüğe baktığınız zaman Cumhuriyet halkın kendi seçtiği insanlarla belirli süreler içerisinde yönetilmesi demek. Ama benim için Cumhuriyet televizyonda Adile Naşit'i seyretmek demekti. Benim için Cumhuriyet, çoban sürünün yıllar sonra Türkiye'de Cumhurbaşkanlığı ve Başbakanlık yapmış olması demektir.
Benim için Cumhuriyet araba kullanabilme özgürlüğüydü. Benim için Cumhuriyet ifade edebilme özgürlüğü. Bir kadın olarak erkeklerle yan yana çalışabilme özgürlüğü. Benim için Cumhuriyet kimsesizlerin, yetimlerin annesi, babası durumu. Benim için Cumhuriyet özel hayatımın korunması demek. Benim için Cumhuriyet dünyanın öteki tarafında atamın açtığı yolda, onun gösterdiği ışıkta hızla yürürken burada sizin karşınızda güzel insanlarımdan, güzel memleketimden bahsedebilme özgürlüğü demek. Ve ben atama söz veriyorum ki ömrümün yettiği kadar bu ses olmaya devam edeceğim. Ve inanıyorum ki her biriniz olacaksınız. Çünkü yıllar önce, 100 yıl önce atam tren garında bir telgraf gönderiyor yurt dışına göndermek istediklerini. Ve onlara diyor ki, ben sizi bir ışık olarak gönderiyorum ama sizler birer alev olarak geri döneceksiniz. Belki çoğumuz burada hayatlarımızı kurduk ama halen geri dönüp orada güzel şeyler yapabilecek insanlarımız da var. Biz buradayız. Ne zaman gerekirse geri dönmeye de hazırız. Ben eminim ki bu emekle, bu çabayla, bu coşkuyla bizler daha yüzlerce, binlerce yıl yaşayacağız. Çünkü bizim muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil kanda mevcuttur. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti, yaşasın Atatürk. Teşekkür ediyorum. Evet, şimdi artık müzik başlayacak, yemekler başlayacak. Geçen sene benim partnerim vardı Gürol Bey. Göremiyorum sizi. Gürol Bey. Sizin de biz iddiaya girmiştik. Kimse dans etmez demiştiniz. Hatta ben kazanmıştım. Bu sene iddiaya girmedik ama ben yine bütün herkesin ilk dansı yapmak için sahneye geleceğine eminim. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ayaklarınıza sağlık. Umarım bizim kadar coşkulu, bizim kadar keyifli bir gece geçirirsiniz. Şeyden önce bize bugünleri yaşamamızı sağlayan başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere tüm kahramanlarımızı, şehitlerimizi, atalarımızı yad etmek isterim. Yolda gelirken çocuklarıma da ilk söylediğim şey buydu. Biz bugün bunu yaşıyoruz, bu duyguları yaşıyoruz ama bize bunu yaşatanlar aramızda değiller. İnşallah bizler ve bizden sonraki nesiller de torunlarımıza 200. yılı yaşatma imkanı bulur. Bunun yanında Ömer Bey siz de şahidimizdiniz. Geçen seneki 99. yıl etkinlikleri inanılmaz güzel olmuştu. Buradaki güzel bizim yapmak istediğimiz Atatürk'ün idealleri çerçevesinde muasır medeniyet seviyesine ulaşmış bir toplumun yapabileceği bir organizasyonu sunabilmekti. Hiçbir tecrübesi olmayan, tümüyle gönüllülerden oluşan, hiçbir maddi çıkar gözetmeksizin her şeylerini ortaya koyan gençlerimiz ve komite üyeleri geçen yılki etkinliği gayet başarılı şekilde yaptılar. Ve toplumumuz sağ olsun, özellikle Montreal'deki toplumumuz çok büyük bir çoğunluğu ciddi anlamda destek verdi ve bunun tekrarını 100. yılda görmek istedi. Şu anda TCSSP, Montreal Türk Kadınlar Derneği, Profesyonel İş Kadınları Derneğimiz hepsi ortaklaşa bu geceyi organize ediyorlar.
Oluşturdukları komitede çalışan arkadaşlarımız ellerinden gelen en iyisini yaptılar. Ümit ederim hep birlikte güzel bir gece izleme imkanı buluruz. Bütün amacımız hep bir araya gelebilmek, toplum üyelerimizi bir arada tutabilmek, gençlerimize ileride Montreal'de Türk diasporası olarak iyi bir yer edinmelerini sağlamak. Tüm amacımız aslında bu yönde ve ümit ederim TCSSP kuruluşundaki ana ilkelerini korur. İleride Türk temsilcileri belediye meclislerine, federal seviyede milletvekili, provincial seviyede milletvekillerini çıkartma imkanı bulur ya da bunların çıkartılması için gerekli katkıları sağlar. TCSSP'nin ana görevi, hedefi tabii ki bu tip etkinlikleri düzenlemek değil. Sadece buradaki bazı eksiklikleri gördüğü için toplum üyeleri onlardan gelen destek sayesinde katkı sağlamaktadır. Elinden geleni yapmaktadır. Umarım hep birlikte keyifli bir gece izleriz. Başarılar diliyorum. Yeniden 100. yılımız kutlu olsun. Hep birlikte, hep beraber. Çok teşekkürler Ömer Bey. Olduğu gibi birçok marş
100. yıl ve bundan sonraki devreden yıllarda hep okula gelecek ve bizler de bu coşkuyu sizlerle paylaşmak için vesileler bulacağız. Ne mutlu Türk'üm diye. Efendim Büyükelçimiz Sayın Nevzat Uyanık Beyefendi ve eşi Sayın Necla Uyanık Hanımefendi, Sencer Yönden Beyefendi, Nuray Öztürk Hanımefendi, böyle listeyle yazdım, çok özür diliyorum bir hata yapmak istemediğim için, affınıza sığınıyorum ve Erdal Atik Beyefendi, çok teşekkür ediyorum efendim, sağ olun. Akşamda emeği geçen herkese sonsuz teşekkür ediyorum. Dileğim bu akşam geçen sene olduğundan çok daha güzel dakikaları sizlerle paylaşmak ve aklınızda kalacak bir akşam geçirmeniz. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Cumhuriyet Bayramınız kutlu olsun. Siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bildiğiniz gibi bu akşam Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz hep birlikte. Montreal'deyiz. Ne söylemek istersiniz? Öncelikle 100. yıla ulaştığımız için çok mutluyuz. Bütün Türk halkı olarak bu büyük bir gurur. 100 yıl gerçekten çok önemli bir
eşek ve sadece bu yüzyılı değil, inşallah nice yüzyıllara ulaşırız hep birlikte. Özellikle Atatürk, silah arkadaşları ve bütün geçmişimiz bizi iyi bir şekilde savunup bize bu cumhuriyeti ilan edip bu ortamı sağladıkları için hepsini minnetle anıyoruz. Ruhları şad olsun. Ama bizim de görevimiz şimdi bundan sonra bu bayrağı hiç yere düşürmeden ilelebet yaşatma. Ama hep birlikte yaşatma. Hep birlikte. Çünkü birlikten kuvvet doğar. Hep birlikte yaşatma. Gençlere yönelik bir şey söylemek isterim. Şimdi biz tabii hepimiz gelip geçeceğiz. Arkamızdan gelecek olanlar bu bayrağı alıp devam edecek. Bir şeyin ölümsüz olabilmesi için gençlerin alıp o bayrağı bir yere kadar taşıyıp arkadan gelen gençlerin tekrar alması gerekiyor. Dolayısıyla biz öncülük ederek onlara yol göstermeliyiz. Onlara iyi bir şekilde ortamı sağlamalıyız. Onlar da bunu iyi bir şekilde görüp alıp sindirip Atatürk ilke ve inkılapları çerçevesinde bu bayrağı ölümsüzleştirmeleri lazım. İnşallah iyi bir gelecek görüyorum ben. Güzel bir gençliğimiz var. Çok güzel, motive ve kendine de çok daha eskisinden çok daha bilinçli ve güven dolu. Eskiden bazı yönlerden gençliğimiz biraz olumsuz bakardı geleceğe. Ama şu anda belli bir kesimde gençliğimizde o parlak ışığı görüyorum. Kendileri geleceğe biraz daha iyi bir şekilde bakıyorlar. İnşallah bu artarak devam eder. Hep birlikte dediğim gibi daha iyi yarınlara, nice yüzyıllara inşallah. Hep birlikte. Umutlu musunuz? Ben umutlu görüyorum. Tabii ki umutlu olmak lazım. Ama sadece umutlu olmak değil, bu işi daha iyi hale getirmek için gayret etmek lazım. Onun için elimizden geldiğince herkesle birlikte gayret etmeye çalışıyoruz. Burada bizim de çorbada biraz tuzumuz olsun diye elimizden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyoruz hep birlikte. Şerefetime çok teşekkürler. Bu akşam bütün şarkılar Ulu Önder Atatürk ve silah arkadaşları için oluşmalıyız.
tatlı niyetine biz gelmiş olalım ve şarkılarla size o tadı verebilmedik. İnşallah da başarabiliyoruzdur. Fotoğraflar da sesli çıkıyordur umarım da, hiç olmazsa sesimiz de size eşlik ediyordur. Danslarınızla bize eşlik ediniz. Saygıdeğer beyefendiler, bu zarif hanımefendileri belki dansa kaldırırlar diye düşünüyorum. Hatırlıyorum sevdiğim, o mesut gece. Geçiyor bak yavaş yavaş.
akşamlar. İyi akşamlar. Bugün Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. Bu akşam Montreal'deyiz ve 3 ayrı sivil toplum örgütünün birlikte düzenlemiş olduğu bu akşam ne söylemek istersiniz 100. yılımız için? Vallahi çok keyifli, çok gurur duyduğumuz bir gün tekrardan. Bugün 100. seferini kutluyoruz. Bunu kelimelerle anlatmak çok kolay bir şey değil. Yani tarihi buraya taşıyan ecdadımız, bize bu günleri bırakan büyüklerimize şükürlerimizi sunmak lazım. Bugünün dünyasında televizyonda haberleri dinlediğimiz zaman pek çok ülkeyi, onların durumlarını, yaşadıkları ortamları görüyoruz. O yüzden bize bu günleri emanet edenlere şükranlarımızı sunmak ve bunu gelecek nesillere taşımak için böyle organizasyonlarda bir araya gelmek, gençlerle buluşmak en büyük mutluluk. Söylenecek çok fazla bir şey yok. Cumhuriyet Bayramımız hepimize kutlu olsun. Çok teşekkür ediyorum. Bu yıl bildiğiniz gibi Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. Neler söylemek istersiniz Cumhuriyetimiz hakkında? Bence dünyada en güzel yönetim şekli Cumhuriyet. Gönlüm ister ki dünyadaki tüm ülkeler Cumhuriyet'le yönetilsin. Ve biz kendi topraklarımızda Atatürk'ün doğmuş olmasının büyük bir şans olduğunu, olduğunun farkında olarak Cumhuriyet'i 100. yaşına kadar getirdik. İnşallah bundan sonraki nesiller de yüzlerce yıl kutlasınlar Cumhuriyet'i. Çünkü gerçekten Cumhuriyet öylesi kutlanması gereken bir yönetim şekli. İnsanların özgürlüğünü, bağımsızlığını, hürriyetini, her şeyi onlara sunan insan odaklı bir yönetim şekli Cumhuriyet. O nedenle Türkiye'de, Türkiye topraklarında Cumhuriyet'le demokrasiyle yönetiliyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz hali hazırda. Biraz önce de söylediğim gibi bizim tek bir amacımız var. Bizden sonraki nesillere Cumhuriyet'i şimdiye kadar getirdiğimiz şekliyle emanet etmek ve onlara o bilinci aşılayabilmek. Bugün de Montreal'de, ülkemizden kilometrelerce uzakta Montreal'de yaşayan Türk kardeşlerimizle, dostlarımızla birlikte bu özel günü kutlayabilmenin gururunu ve mutluluğunu yaşıyoruz. Organizasyonda emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. Böyle bir imkan verdiniz. Sağ olun. Çok teşekkürler.
Bildiğiniz gibi bu yıl Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz. Bu konuda neler söylemek istersiniz? 100. yıl olması, Cumhuriyetimizin olması hepimize, bana ayrı bir gurur ve heyecan veriyor. Tabii bunu yurdumuzdan binlerce kilometrede kutlamak daha bir coşku veriyor, heyecan veriyor bize. Bir araya geliyoruz bu vesileyle. Bir Cumhuriyet kadını olarak bu günleri bize armağan eden, başta Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ümüze, tüm silah arkadaşlarına çok minnetle anıyorum. Çok çok teşekkür ediyorum hepsine. Gurur duyuyorum. Çok güzel. Siz aynı zamanda öğretmensiniz. Evet. Gençlere ne söylemek istersiniz bu konuyla ilgili? Atatürk'ün çizdiği yolda ilerlemelerini, ilke ve inkılaplarını sahip çıkmalarını, ülkemizi geliştirmek, ileriye götürmek için çabalamalarını tavsiye ediyorum. Özlerini, kendilerini unutmasınlar. Dünyanın neresinde olursa olsun öncelikle dillerini korumayı, daha sonra da ülkeleriyle ilgili bütün gerçekleri çocuklarına anlatmalarını, öğretmelerini tavsiye ediyorum. Nerede yaşarlarsa yaşasınlar, kimlerle evlenirlerse evlensinler ama kendi dillerini özellikle çocuklarına öğretsinler. Evet, 900 mü? 900. 900 veriliyor bu muhteşem tabloda. 1000 veriyor beyefendi. 1000 yaşasın Mustafa Kemal'e az bile. Mustafa Kemal'e az bile yok mu aklına? Var mı bir tane daha Mustafa Kemal? Yok. Kaç? 1200. 1200. Erhan Bey 1200 dedi. Bravo Erhan. İşte bu. İşte bu. Namazı da burada kılıyordum aslında. Efendim 1200 üstüne verebilecek. 1200'ün üstüne. Nereden? 1200. 1200. Veriliyor efendim burada. 1300'ün üstünde. Beraber miyiz daha ya? Hadi at ya, ne olacak? Bin üç yüz. Evet. 1500 mü? 1500. 1500 efendim. 1500. 1500. Helal. Abim helal. 1500. 1500 bu muhteşem Mustafa Kemal'a. Efendim başka artmak isteyen var mı? Bakıyorum. 1500'de kaldık. 1500'de kaldık. Var mı arttıran? Yok mu arttıran? Burada var bir tane artıran. Nerede? Sesim tuttu. Mikrofon. Ne kadar? 1600. 1600. 1600 oldu. Hadi şunu 2000'e çıkaralım ya. 1600. 1600'ü veren 2000'i de verir. Hadi yavrum. Ne olacak yani? Arada 400 lira var. Nedir yani? 2000 yapabiliriz arkadaşlar. Yaparız ya. Bu kadar Türk var burada. Bu kadar Mustafa Kemalci var burada. İnanıyorum ki çıkacaktır. Hadi bakalım arkadaşlar. Pamuk ellerci. Hadi leblebi satayım gibi. Mustafa Kemal veriyoruz. Mustafa Kemal. Efendim. Yok mu arttıran? Bakıyorum. Rabia Hanım, 1800 oldu. 200 kaldı, 2000'e geldi. Tebrikler. 1800. 1800 ablam veriyor. Vallahi yaşasın ablam. Patron burada mı? Ablam burada. Başka ablalar çıkıyor. 1800.
1800 1800 İres 2000 2000 Vallahi 2000 Helal Helal Vallahi 2000 Bravo size Bravo 2000 2000 işte bu İşte bu 2000 2000 satılda gitti mi değil ne diyelim artık Bunun mesulü kim kim karar verecek? Ben mi karar vereceğim? Vallahi ben 2000'i çok beğendim ya. Abi bir eline öpeyim seni. Vallahi Mustafa Kemal için ben senden büyüğüm ama eline öpeceğim. Mustafa Kemal için. Var ol sağ olun hepiniz. Teşekkür ederim hepinize. Ayrıcalık yapmadan böyle herkes Mustafa Kemal'e 2000 verdi. Veriyorum, satıyorum. Ne derler? Sattım. Büyük bir alkış hak ettiler yani şimdi. Büyük bir alkış. Çok çok teşekkürler tekrar. Hepinize hayırlı akşamlar arkadaşlar. Değerli misafirlerimiz çekiliş için bilet satışlarımız devam ediyor. Ben yapmıyorum valla çekenler. Alpi Cihanoğlu. Hediye vermediniz mi? Alp'i Gabi Mikalev. Gabi Mikalev. Canan Ekşi. Önce armağan verirsin. Özür dilerim, önce armağanı verelim şöyle. Ben mi? Girol Akiz. Yine İstanbul marketi. Bu başka Girol bu galiba. Ben sattığım için komisyon olarak ikinci izlemedim. İkinci sen mi alıyorsun? O zaman buradan bir tane bilet ver bana abi. Son hediyemiz. Sağ olasın. Son bakayım kime çıkmış. Cuno Bey kim bu? Berk Pabuçyan. Cuno Bey. Bes gel. Sana kalan niye kaldı? Bu. Efendim eğlence bitmedi. Sanatçılarımızı sahneye davet ediyoruz tekrar. Tekrar eğlenmeye devam. İşte
akşamlar, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz bu akşam. Montreal'deyiz. Ne söylemek istersiniz? Önce siz, Murga Hanım, ondan sonra siz. Çok memnunuz burada olmaktan. Her zaman için katılan arkadaşlar, emek veren arkadaşlara çok teşekkür ediyoruz. Çok sevinçliyiz, mutluyuz. Geldik 100. yılı kutlamaya. Ne güzel. Sizin adınız neydi? Minva. Minva. Evet. Memnun olduk. Siz ne söylemek istersiniz? Çok gururluyuz. Çok mutluyuz. Atamızın izinden gideceğiz. Evet. Her şey çok güzel olacak. Bir yüzyıl daha, bin yıl daha inşallah. 100. yılımız kutlu olsun. Olsun. Teşekkürler. Çok teşekkürler. Sağ olun. Oh,
3 ayrı sivil toplum örgütüyle beraber kutluyorsunuz. Neler söylemek istersiniz 100. yılımız için? Valla çok mutluyuz. Herkesi burada görmekten çok mutluyuz. Birlikten kuvvet doğar. Tam bundan 100 yıl önce 28 Ekim 1923 akşamı Atatürk arkadaşlarına dedi ki yarın Cumhuriyeti ilan ediyoruz demişti. Biz de o geceyi başlayıp 12'ye doğru ilan ettikleri geceye kadar inşallah Monreal sokaklarında marşımızlarımızı dinleyeceğiz. Gururla 100. yılımızı kutlayacağız. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Sağ olun. Geçireceğim. Bir kar deneyiminiz olacak. Olacak. Kanada kar deneyiminiz. Peki 100. yılımız için ne söylemek istersiniz? Cumhuriyetimizin 100. yılı için neler söylemek istemem ki? Başta Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları, tüm Türkiye Cumhuriyeti'nin kurulmasında emeği geçen gazilerimiz, şehitlerimiz ve halkımız adına bugünleri bize gösterdikleri için hepsine sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Bizler Cumhuriyeti yaşayanlar ve 100. yılını görenler olarak kendimizi çok şanslı addediyorum. Bildiğiniz gibi yurt dışında yaşayan önemli bir toplumumuz var ve acaba Türkiye'den dışarıdaki Türkler nasıl görünüyor sizce? Daha önce benim böyle yurt dışı deneyimim olmamıştı. Bu anda geldiğimde sanki kendimi ana vatanımda görmüş gibi hissettim. O insanların sıcaklığını, hala güzel duyguları yaşadım. Özellikle Cumhuriyet neferi olduklarını gördükten sonra o kadar mutlu oldum ki beklediğimden çok daha güzel buldum Türk halkını dışarıda.
Çok güzel. Peki yurt dışında yaşayan ya da yetişen gençlere yönelik bir iletiniz olabilir mi? Tabii ki. Gönlüm isterdi ki bu imkanları bizim ülkemizde de olsun. Fakat buralara kadar gelerek, emek vererek bunlara erişen çocuklarımıza yollarının daha açık olmasını diliyorum. Ve bu öğrenmiş oldukları bilgileri umarım bizim ülkemize de faydalı olacaktır. Onu ülkemize de yansıtacaklardır. Bunu canı gönülden biliyorum. Herkese nasip olmaz. Ne mutlu bize ki bizlere nasip oldu. Bunu yaşıyoruz. Devamını da diliyoruz tabii ki. Nice yüzyıllar olsun. Burada olmaktan çok mutluyum. Bir cumhuriyet çocuğu olmaktan çok mutluyum. Annem de cumhuriyetin ilanında doğduğu için ismi de Cumhure'dir. Oo, çok güzel. O bakımdan benim için cumhuriyetin, Mustafa Kemal'in çok büyük bir yeri var. Yeri var ve de anlamı var. Anlamı çok anlamlı tabii ki. Annemin ismi Cumhure'ydi. Onun için biz İzmirliyiz zaten. İzmirliler biliyorsunuz Mustafa Kemal'den vazgeçmez. Anlıyorum. Peki siz çok eskiden yerleşmiş bir toplum üyesisiniz Montreal'de burada. Gençlere yönelik herhangi bir iletiniz olabilir mi? Evet, gençlerin şu aralar biliyorsunuz yani yaşadığımız şu zamanda daha çok internet, telefon gibi şeylere dalıp öz şeylerini unutuyorlar. Türkiye'yi unutmamak lazım, Cumhuriyeti unutmamak lazım. Bu vatan o kadar kolay kurtulmadı. 15 yaşında çocuklar öldüler, yaşlılar öldüler, kadınlar öldüler. Onlar bizim için savaştılar. Biz de bunu kendimizi bir borç bilerek yüklenip taşımak zorundayız. Gençlere de bunu tavsiye ederim. Taşısınlar, unutmasınlar, yaşatsınlar, gelecek nesillere de iletsinler. En önemli şey unutmamak. Oh,
Türk toplumuna 100. yıl Cumhuriyet Bayramımızın kutlu olmasını diliyorum. Ne güzel. Peki burada yetişen gençlere, sen de onlardan birisin. Evet. Ne söylemek istersin Cumhuriyet'le ilgili? Muhakkak korumamız gerekiyor. Türk Cumhuriyetimizi gelecek nesillerde şimdiki gibi böyle her tarafa, bütün dünyaya duyurmamız gerekiyor. Kadınlar için önemli, biliyorsunuz Cumhuriyetimiz. Evet. Kadınlar çok güzel haklar elinde ve bunlardan sen de bir Cumhuriyet kadınısın aynı zamanda. Evet, aynen öyle. Bunun için mutlu musunuz? Çok mutluyum. Evet, Atatürk, çok teşekkür ediyorum bize böyle güzel gençliklere, geleceğimize güzel kapılar açtığı için. Oh,
Oh,
Ben gurur duydum gerçekten. Harikaydınız. Değerli izleyiciler, bu özel yayınımızda birlikte olduk. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın diyoruz, dostça kalın diyoruz. 100. yılımız yeniden kutlu olsun. Nice yüzyıllara diyelim yine hep birlikte. Hoşça kalın değerli izleyiciler.